Ve ardından Hudi can tazelemesi veremeyecek. Nuki bir kill alıyor gitmeden önce. Starzo'yu düşürdü. Bonkolt Nuki'yi yakalamış. Ve 4v4'te Medo. Rakiplerin farkında. A-site içerisinde iki savunmacı. Mixwell ve Medo. Mixwell headshot yedi. Başı belada. Bayağı hasar aldı Mixwell. Elinde tabancası var. Yine Hudi. TP ile birlikte buraya geldi. Arkasında bir oyuncu harika dönüyor Silk'e karşı. Mükemmel bir kill ama. Kiles takası aldı. Bonkolt site'da başarılı. Bu duvarı kırmaya çalışırken Mixwell Bonkolt'la yardım ediyor biraz. Şimdi kırılacak. Çok zor G2'nin işi. Çok zor dediğin gibi. İki line-up var. Mixwell burada 20 canla birlikte oynamaya çalışacak. Şimdi Sinet oradan çıkabilir. Sinet'ten deneme de var. Sinet smoke içinden Mixwell'i düşürüyor. Avo'dan tek. Avova burada yana yana ölecek Avova ama Sinet kırmak istiyor. Kontakta tam anlamıyla başarılı değil Nuki. Denemelerde bulunuyor. Nuki'nin canı 20'ye kadar düştü. Sinet'i düşürmeyi başarıyor Nuki. Yine Starzo. Yine renk tesirli bomba. Starzo ne çektin renk tesirli bomba. Hala 3 smoke'una sahip. Viper perdesini A'ya atmışlar. Avova kimini tespit etti. Bir çekme kullanıyor Avova. Buraya bir de stun bırakabilir ama hayır. Smoke olarak kullanacak. Kiles yalnız sakin içerisinde ama kill vermedi ona Medo. Ve 20 saniye kala İki oyuncu B'ye girmeye çalışacaklar. Farklı bir alternatifleri yok ve denemek zorundalar. Çünkü korunulabilecek silah değil bunlar. Mixwell kill çıkarmıştı. Oo, Bonkold yakaladı dayı. Kötü. Oynamadıklarını söylemek lazım. Sinet operatörle birlikte dahil oldu bu rounda. Bir operatör izleyeceğiz onda. Saldırıda. Saldırıda operatör kullanmak her zaman zor. Evet. Bir de bunu jet olmayan başka bir ajanla yapmak çok daha zor. Ha şöyle bir avantajı var Sinet'in. Hızlı hücumlar yok. Ve ooo direkt ulti tek geldi. Sinet vurdu vurmadı değil ama topuğundan vurdu. Nuki düşmedi. Düşürdü. Ve renk tesisli bomba atacak. Tam suratına doğru Zeke'in. Taş attım kaç. Gerçekten bu arada Nuki'nin başka bir oyuncu düşse takas alınsa Sinet kaldırma ihtimaline sahipti. Şimdi Nuki görüldü. Nuki'den wallbang denemeleri var. Medo'da side içi savunmasına devam ediyor. 3 kişilik bir ağ savunması mevcut. Buradan çıkmaya çalışacaklar ama Mixwell 2 tane skor buldu. Zeke. Şimdi operatörle birlikte ilk skoru buluyor Zeke. Operatörle birlikte ilerleyecek. Bonkolt'a skoru verdi. Medo'yu da düşürecek Zeke. Burada 3 kişiye karşı oynamak zorunda. Zeke smoke'tan çıktı. Şimdi site arkasında, site içinde dolanmaya devam ediyor. Rakiplerini arıyor. Kimseyi göremedi. Bu smoke'lar da şimdi bitecek. Birazdan bitecek. Bir fake plant geliyor. Burada Zeke'den kullanılan bir sarsma var. Zeke iyi bir deneme ama atışını kaçırıyor. Ve burada kilesini düşürüyor Mixwell. Kutlar karşılıklı. Hudi. Flash pick gelecek. Hudi'den ilk flash kullandı. Flir kullandı. Zeke'lerle birlikte çıkacak mı? Hayır. Çıkmayı tercih etmedi. Diğer taraftan Zeke skoru bulurken Sinet'ten de Hudi takası geldi. Ve Sinet ultisiyle birlikte 3-3 duruma geliyor. Yalnız Mixwell ilk atışını kaçırdı. Mixwell denemesine devam edecek mi bilmiyorum. Geri çıkma kararı geliyor Mixwell'den. Wallbang deneyecek Mixwell ama başarılı olmayacak bir plant. Şimdi alınıyor. Sinet yakına yerleşmeyi tercih etti. Ergol tarafında. Biraz Chamber dikkatsiz gibi smoke istedi Bonkolt'tan Sinet ve smoke tam önüne atılacak. Elbow'dan çıkamazlar artık. Sinet'den çıkacaklar ama zaten Nuki arkada oldukça rahatlattı. Sinet smoke'dan çıkmış. Mükemmel bir karar oldu. Starzo'da ilk zaten 6300 kredisi var Mixwell'in. 9000'e kadar çıkabilir. Zeke'den denemeler. İlk atış kaçtı. İkinci atışını da kaçırıyor. 3 mermi kaldı Mixwell'in ötesinde. Zeke şimdi Satchel'larla birlikte yakını kontrol etti. Kendi kurtuna da sıktı Mixwell'den. Bir deneme daha Mixwell. Kaldı iki mermi. Mixwell yalnız o iki merminin biriyle skoru buldu. Şimdi ikinci skoru da arayacak. Mixwell'in ultiler bitti. Mixwell oraya bir yanıcı kullandı. Yanıcının içinden çıkmaya çalışırken Zeke'den gelen skor. Zeke üçüncü skorunu buluyor burada. Nuki'den takas var yalnız. Kilesi düşürdü. Ama 10 can. Önünde plant alıyor Bonkolt. Ve sır perdesi aralandıktan sonra Bonkolt'u düşürdü. Tabii mümkün mü bu clutch? Yani es clutch olacak kazanırsa. Ben şunu anlayamıyorum. Nuki nereye? Abi nereye? Nuki turlayıp savunma başlangıcından Nuki silah almaya gidiyor muhtemelen. Ya, yani rahat bitti. Nuki nereye? Onjan önden gitmeye çalışacak. Avova'da ulti de var. Bunu da kullanabilirler. Shotgun'ı aldı. Ya bir tane bomba zaten öldürecek Nuki'yi şimdi. Zeke için. Bu arada o bomba geliyor. O yalnız bomba ters tarafa. Nuki zıpladı. Zeke'den harika bir vuruş. 34 can yarıya kadar alındı. Zeke hamle yapmıyor. Rakibinin üstüne şimdi gitmeye çalışacak mı? Çözmedi biliniyor ki. Şimdi Ace Clutch. Zeke ve hemen agresif pozisyona geçtiler.
B uzundan 3 kişilik bir oyun göreceğiz. Yalnız burada 2 kişilik bir savunma var. Flash ile birlikte işler değişebilir. Flash bir geliyor karşılıklı olarak. İki taraf tekrar. Yalnız Hudi ilk skoru buldu. Hudi'den güzel bir spade transfer. İkinci skoru da getiriyor Hudi. Zeke'den de yalnız güzel takas var. Takım arkadaşlarının takasını alıyor ve TP ile birlikte, ışınlanma ile birlikte ters tarafa oynayacaklar. Kiles yeteneklerini kullanıyor. Burada pozisyonu fark edildi. Bir pick gelecek. Kiles'in dikkatli olması lazım. Ateş de oynuyor şu anda. Medo ultisi var ama Sight'ı bu ultiyi açmayı tercih etmedi bu aşamada ve B'ye doğru bu oyunu çeviren bir Ascent söz konusu. Yine B Sight içerisinde de Mixwell'i görebiliyoruz. Bu operatör büyük bir problem yaratabilir. Özellikle Kiles'in perdesi A'ya atılmışken Bonkolt da yok. Base'de uzu bırakılacak. İçeri uçmaya çalışıyor. Zeke ultiyle birlikte çok rahat bir vuruş oldu Mixwell adına. Sinet atlayacak. Buradan kaçabilir mi Mixwell? Boom bot tam üstünde patlayacakken geri çekildi ve Sinet'in bu buz bariyeri birazdan plant'e alınacak güvenle. Yalnız şöyle bir dert var. Nuki'nin ultisi ve Nuki ultiyi kullanmadan zaten Sinet'i yakaladı. Oka'dan geliyor. Çok rahat bir şekilde rakibin arkaladığını görüyoruz. G2 ekibinin ve Nuki bu füzeyle. Şimdi Avova orada biraz hasar aldı. Üzerinde renk tesirli bomba da kullanılacak. Ultiler kullanıldı. Sürüklerle birlikte buraya oynamaya çalışacaklar. Hudi'nin önünde düştü yalnız. Avova'dan güzel bir skor var. Zeke burada skoru veren isim Bonkolt. Nuki'yi yakalamış. İki takımında Raze'i en skorer iki oyuncusu kaybedilmiş oluyor. Sonunda Raze'siz bir oyun göreceğiz. 4v4. Kiles içeri sızmaya çalışıyor. Lamba kontrolü geldi. Medo buraya girmek istiyor gibi. Medo buraya girecek. Kiles'in cross'u yerde. Cross'u yerde Kiles'in. Kafa bölgesinde değil ve Medo zaten çok da hasar almadı. Ve Mixwell Starzo'yu yakalıyor. Kan kaybediyor round'da. Ancient birer birer oyuncularını kaybederken burada ulti de var. Medo hamle yapmak istedi. Yani Sinedi gerçekten iyi bir reaksiyonla düştü ama Bonkolt takasla başarılı ve ulti sonrasında şimdi canı tekrar yerine gelecek Bonkolt'un. Bu pick mükemmel bir pick. Bonkolt'tan Ferrari pick mi? Ve bir başka Ace Clutch söz konusu olur mu dayı? Soru bu. Cevabı Bonkolt verecek. Şimdi Hudi biraz hasar verdi burada Bonkolt'a. Bonkolt yerini biliyor ilk bir rakibinin. Diğer rakibinin yeri tabii belli değil. Bonkolt'un hala bir molisi var bu arada. Yani uzatabilirse, biraz zaman kazanabilirse moli ile birlikte kendine şans yakalayabilir. Çok iyi bait. Senin de söylediğin gibi burada olduğunu tahmin etmeyecekler muhtemelen. Şimdi yargı kaynağı kullanılıyor. Yargı kaynağı sonrası burada çıkacak. Ace Clutch gelir mi? Starzo'yu 3 kere düşürdü bu arada renk tesirli bombayla. Bonkolt patlıyor. Bonkolt'tan kullanıyor. Yani çok dikkatsiz Bonkolt. Ne yapıyor Bonkolt? Bonkolt Brimstone'u fazla güven verirdi ama bugün o güvenden biraz uzak. Zeke Mixwell. Mixwell takası da aldı takım arkadaşından. Nuki'den de denemeler var. Sinet'in ultisi geldi. Sinet burada bir oyuncuyu kaldırma ihtimaline sahip. Şimdi burada Nuki'yi de düşürecek. Nuki denemede bulundu. Mixwell bak. Çıkar mı Mixwell buradan? Mixwell'in üzerinde bir tek var. 1v3'te. Ne gerek var? 1v2 şimdi kişi atacak. Sen de Medo arkada. Bonkolt pek oralı değil. Bonkolt düşmek üzere. Medo zorlandı belki ama kill aldı. Sinet bu peak'e gelecek gibi hissediyorum. Atlamasını bekleyebilir Medo. Güzel bir asit. Sinet çıktı. Atlamasını beklemedi. Önemli roundlar geçirdi. Geride bıraktı ama round ilk yarının yıldızı kesinlikle Nuki diyebiliriz herhalde. Öyle öyle. Şimdi ikinci yarıdaki tabanca rounduna Ascend'in çok fazla ihtiyacı var. G2 hücumda olacak. Yaklaşıyorlar. Medo bir yanıcı var. Orada Hudi. Starzo'yu düşürdü Hudi. Güzel haber. G2 adına Hudi bir kill daha almış. Zeke birden Bonkolt eski performansına Brimstone furyasına geri döndü. Bonkolt 3G. Koray'ı asite uzunluğu kullanılmıştı halbuki ama ona rağmen burada Bonkolt almayı başarıyor. Yakın tarafında, yakında kontrol ettiklerinde de gördüler Starzo'yu. Starzo kaçmaya çalışacak. Yalnız Sinet skoru bulsa da takas alınıyor. Nuki'nin 6 canı kalmış. İyi bir hasar var aslında burada Sinet'ten. Evet. Ve birebir değişim tekrar. Kötü bir haber değil. Zeke'in de burada o kadar olduğu düşünülürse renk tesirli bombayı atacak mı? Zeke beklemeyi tercih etti Starzo. Çıkmaya çalışabilir renk tesirli bomba. Adresi teslim yalnız Medo. Son anda kurtuldu buradan. Zeke kendini göstermiyor. Hudi Kiles'i yakalamış. Bu büyük bir problem artık. Ascend adına fakat Starzo'da hala bir rifle var. Flash peak'te başarılı değil Hudi. Fakat geri kaçmayı başardı. Bir flash'ta Starzo bırakacak. Çıkmaya çalışıyor.
Zeke'in iki seçili var. Site'e direkt uçmak bir seçenek Zeke adına. Fakat amaç burada kill alabilmek ve Zeke o kill alamadı. Ardından Starzo Meadow'u yakalıyor. Yalnız Sky'ın da orada olduğunu farkında Starzo. Bu round kaybedilebilir. Böyle bir tolerans gösterilebilir Ascent'ten ama asıl amaç burada hasar vermek artık Starzo için. Starzo bir başka kill daha ve Odin'in nerede olduğu belli. Silahı koruyacak. Korunulan silah gerçekten Ascent adına. B tarafına kullanılan yetenekler. Asit havuzu ve kuş. Hudi şimdi yakına gelmeye çalışıyor. Bir headshot var Zeke'den ama Hudi skoru aldı. Şimdi Starzo takasını aldıktan sonra kurtunu kullanıyor. Burada Bonkolt'tan gelen bir skor. Takas alınıyor Nuki'den. Güzel bir seçil. Avova dikkatler dağılırken geldi, skoru aldı. Nuki şimdi yakına gelecek. Nuki'yi düşüren Sinet. En azından 2v2'ye getirmiş oldu bu hamlesiyle birlikte. Artık imkan var. İmkan yok değil ama çok zor. Özellikle Sinet'in operatörünün hemen değiştiğini görüyoruz ki daha mobil oynayabilecek bu sayede. Atılan yıldızlar da tabii oldukça kritik. Avova adına isterse bir tane de ultisi var Avova'nın ama yani ne uğruna burada nasıl kullansın o da bir problem. O Viper perdesi Sage Love'u. Yalnız Elbow'da artık Meadow'a bakıyor her şey. Yarıya kadar alındı Meadow. Hala çıkmıyor, bırakmadı. Sinet bu bir hata çok aldı. Oh Meadow kili kaçırdı, yarıya kadar alınmıştı. Avova indi burada. Şimdi ona doğru bakıyor. Fake vermiş Sinet'ten. Sinet bekleniyor şu anda Sinet ama Meadow istediği açıyı bulamadı. Zeke burada Avova'yı yakalamış. Nuki sızmaya çalışacak. Ağır çekimde Kiles'e döndü. Nuki ama döndü. Yalnız Nuki başladı. Nuki havada dans etti. Ve 3v3. Çok iyi oyun Nuki'den. Çok iyi oyun Nuki'den burada. Resmen akrobatik hareketler yaptı Nuki. Şimdi 3. skoru da bulacak. Nuki cebinden round'u çıkarmış olabilir burada. Yalnız Sinet. Sinet vuramıyor burada Nuki. Neler yaptı bu round'da Nuki böyle. Nuki yok ediyor. Üst akıl. Başka bir seviye bu dünyadan değil. Ne diyebilirsek. Gerçekten çok iyi oyun. Ya Nuki'nin, Nuki'nin Raze'nin ne kadar iyi olduğundan her zaman bahsediyoruz ya, zaten. Zeke'in suratını görmek istiyorum. Şu kill'den sonra ama maalesef göremiyoruz. Bonkold denemede bulunacak ama Nuki AC isteyecek mi? Nuki burada AC yakalayabilir. Silahın ucunu görmedi. Nuki AC de buldu Nuki'den. Şu anda 6 tane harita puanına sahipti ve bu 5'e düştü geçtiğimiz roundla birlikte. Ve Zeke. Bir pick geliyor Odin'den. Zeke yanıtsız. Takımının şu ana kadar belki de en iyi oyuncusu Sinet'le birlikte ama yanıt veremedi. Ve rakiplerine G2 1-1 buluyor. Bind haritası dayı bu kadar kolay değil hücumda. G2 çok kolay gösteriyor şu ana kadar. Özellikle B girişleri şu anda gayet iyi, ideal. Oo, ve line-up da gitmedi. Yani son round olacak gibi burada. Sinet'te bir ulti var ama hani nerede nasıl kullansın? Ekstra killer gerekiyor Sinet için. Şu anda 6 tane harita puanına sahipti ve bu 5'e düştü geçtiğimiz roundla birlikte. Ve Zeke. Bir pick geliyor Odin'den. Zeke yanıtsız. Takımının şu ana kadar belki de en iyi oyuncusu Sinet'le birlikte ama yanıt veremedi. Ve rakiplerine G2 1-1 buluyor. Bind haritası dayı bu kadar kolay değil hücumda. G2 çok kolay gösteriyor şu ana kadar. Özellikle B girişleri şu anda gayet iyi, ideal. Oo, ve line-up da gitmedi. Yani son round olacak gibi burada. Sinet'te bir ulti var ama hani nerede nasıl kullansın? Ekstra killer gerekiyor Sinet için. Gelecek Sinet, güzel bir vuruş. Ardından ikincisinde yakaladı. Sinet keskin ama takımı biraz körelmiş gibi şu anda. Ya Sinet dediğin gibi şimdi ulti gelecek burada. Bonkold'a. Bonkold'u çıktı gibi düşürecekler yalnız. Meadow Sinet'i de düşürüyor. Kines tek başına kalan oyuncu. Maxwell de kapanışı yaptı. 13.